Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu, burada gösterdiğim baş parmağınızın, ayak baş parmağınızın yan tarafında çıkan bünyon dediğimiz aslında kemik yapısındaki değişikliklerle beraber gözüken tümsek yapıya yönelik iki farklı uygulama olacak. Bu uygulamalar özellikle orada oluşan şekil bozukluğunu en aza indirmek için ya da en erken dönemde ilerlemesini durdurmak için yapabileceğiniz egzersizler. Unutmayın, bu rahatsızlık ciddi bir rahatsızlık. Erken dönemde bu şekilde görülebilir ama ilerleyen dönemde bu şekilde ikinci parmağınızın üzerine doğru gidecek şekilde baş parmağınız içe doğru kıvrılabilir. İşte o zaman hem ağrılardaki artış hem ayakkabı giymekteki rahatsızlık sizin günlük yaşamınızı çok etkileyebilir. Eğer böyle bir probleminiz varsa mutlaka bu iki uygulamaya bir göz atın. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin hiçbir ekipman gerektirmeden bu iki uygulamayı göstererek videomuza devam edelim. Bu uygulamalar son derece etkili uygulamalar. Görüyorsunuz benim de baş parmağımın o gösterdiğim noktasında hafif bir bombeleşme var. Ama bu çok gözle görülür ya da bende ağrı oluşturan bir bombeleşme değil. Benim de bu uygulamaları günlük rutinime eklemem gerekiyor ki ilerlemesini durdurabileyim. İlk yapacağım şey çok basit. İster oturduğum yerde, ister kanepede, ister ayakta, hiç fark etmez. İş yerinde ayakkabınızı çıkarma şansınız varsa bilmiyorum. Uygularken ayağımı şöyle içeriye doğru çevirip baş parmaktan basıp diğer dört parmağımı ayırmaya çalışacağım. Bakın bunu yaparken ayak içindeki bütün kasları hissedeceksiniz. Size garip geliyor, bıraktım. Bakın bu gevşek hali. Tekrar baş parmağımı ayırabildiğim kadar ayırdım, bastım ve daha sonra bastığım yerde diğer parmaklarımı ayırdım. Bunu yaptığımda ayak içindeki diğer yüzeydeki bütün kasları, özellikle burada baş parmağın hareketlerinin temel sorumlusu olan yapıları destekleyip gevşek bırakacağım. Bastım, diğer parmaklarımı ayırmaya çalıştım. Buradaki yapıları destekledim. Baş parmağımın kaslarını hissettim ki çok kolay kramp girebilir. Gevşek bıraktım. Çok basit bu uygulama. Ama yaparken ne kadar zorlanacaksınız, bu bölgedeki kas gruplarını nasıl hissedeceksiniz anlayacaksınız yaptığınızda. Bu uygulamada kramp girebilir, dikkatli olmamız gerekiyor. Sizden istediğim yaklaşık bir 8-10 tekrar ağrıyı hissettiğiniz, kas ağrısını hissettiğiniz noktaya kadar uygulamanız olacak. Bütün gücümle elimle parmağımı iterken parmağımla elimi dış yere doğru ittirmeye çalışacağım, bırakacağım. Garip geliyor. Yaptıkça anlayacaksınız. Baş parmağımla elimi itmeye çalışacağım. Burada elimle parmağımı iyice itip parmağın gücünü yenmeyi düşünmüyorum bakın. Parmağım açıkta beklerken bütün gücümle parmağımı dışarıya doğru ittirmeye çalışıyorum. Bıraktım. Koydum. Bütün gücümle parmağımı elime doğru ittirmeye çalıştım. Özellikle bu iç taraftaki alt kısmındaki kasları çalıştıracağım ki bu parmağı bu şekilde dışarıya doğru alabilsin. Hissettikten sonra bırakacağım. İki açıyla da bilerek gösteriyorum. Çünkü bu ittirme olayında özellikle bu bölgedeki kas grubunu hissetmeniz çok önemli. Bazı videolarda şunu görüyorum. Lastik takıp lastiği içeriye doğru iki baş parmak arasına yerleştirip çekme yapılıyor. Bu uygulamalar biraz daha iç grubu çalıştırmak için geçerli uygulamalar. Ben bu çıkıntı kısmını düzeltmek istiyorsam mutlaka bu kısımdaki kasları çalıştırmam gerekiyor. Bu iki uygulamayı yaklaşık günde sabah, öğle, akşam 5'er dakika yaptığınızda bu bölgedeki o çalışma hissini algılayabilirsiniz. Eğer evdeyseniz ve terlik kullanıyorsanız çok ilginç ama şu şekilde bir parmak arası terlik kullanmak özellikle evde yaz aylarında bu parmağınızın dışarıya doğru gelişini kolaylaştıracak. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesini daha yanıtlamak istiyorum. Burada medikalcilerde ya da pazarlarda gördüğünüz
Bu aparat maalesef kullanım anlamında başarılı bir aparat değil. Neden? Çünkü bu aparatı kullandığınızda zaten kuvvetli olan baş parmağınız diğer 4 parmağı yine itmeye devam edeceği için o baş parmağınızdaki çıkıntı bölgesi iyileşemeyecek. Aksine daha da kötüye gidecek. Çünkü siz o aparatı kullanıyorum diye ayak sağlığınıza çok da dikkat etmeyeceksiniz. Çünkü zaten koruduğunuzu zannedeceksiniz. Bu konularda ekstra bilgiler olsun. Mutlaka dikkatli davranın. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim 2 uygulama bu şekildeydi. Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa lütfen en azından ilerlemesini durdurabilmek adına bu uygulamaları düzenli bir şekilde aklınıza geldikçe diyorum, çünkü ne kadar sık yaparsanız o kadar iyi, uygulamanızı öneriyorum. Bu videoyla alakalı ya da herhangi bir konuda kafanıza takılan soru, görüş ya da önerilerinizi yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.